Mühendisliğin gelecekteki yeri nedir? Biyomühendisliğin aslında gelecekteki yerinden önce biyomühendislik hatta yani şu anda gelecekte günlük hayatımızda da var. Mesela en basiti söyleyecek olursam yani kullandığımız, okulumuza taktığımız bu adım sayardığımız işte ne bileyim kalori ölçen aletlerimizden olduğunu, koşu bantlarındaki o kalori ölçen aletler, adım sayarlar. Bunların hepsi aslında biyomühendislik ürünü. Ve bunların hayatımıza entegrasyonunu sağlamış bulunmaktayız şu anda. Bunların haricinde tabii ki yani günlük demeyeyim ama tıpta kullanılan hani tıpta da günlük bazı kullanılan robotik sistemler olsun. Onun dışında implant teknolojileri olsun. Yeni yeni yapay doku ve organların vücuda entegrasyon olsun. Bunlar önem arz ediyor aslında. Ve gelecekte de daha da yaygınlaşacağını umuyorum. Bunların haricinde gelecekte biyomühendislik ya da biyoteknoloji ürünü olarak giyilebilir sensörlerin günlük hayatımızda daha çok olacağını. Yani bu bir elbise olabilir, bir ceket olabilir. Üzerinde bulunan sensörlerle vücudumuzda ki olan biyometrik altyapıyı da elinde tutarak bizim sağlık metriklerimizi ölçüp fizyolojik olarak bir prosesten geçirip bunu sinyalizasyonla doktorumuza, bize ya da bize sağlık hizmeti veren kuruma iletiyor olması. Hatta yani günümüzde yapılan şu anda laboratuvar düzeyinde fakat günümüzde de yeni yeni kullanılmaya başlanacak olan patch dediğimiz vücuda böyle yapışkan bir bantla hafiften de üzerinde mikroniddle'lar diye tabir ettiğimiz mikro iğneleme sistemiyle hem vücudumuzdan örnek alıp hastalık tanısını konmasında ya da teranostik dediğimiz hem hastalığın belirlenmesinde hem de ilaçların salgılanmasında birçok sistemler kullanılmakta şu anda araştırma laboratuvarlarında ve bunlar da günlük hayatımıza geleceğini düşünüyorum. Ayrıca Google'un da yapmış olduğu, başlatmış olduğu çalışmalar var. Bunların haricinde günümüz teknolojisi ve günümüz dünyasına baktığımızda en basiti kendi sitelerinde de belirttikleri, anons ettikleri gibi bazı lens sistemleriyle gözümüze taktığımız kontakt lenslerinde göz tansiyonu ve buna benzer birçok hastalığın belirlenmesinde ve bunun da wireless ya da Bluetooth sistemleriyle aktarmasına dayanıyor. Bu tarz sistemler günlük yaşantımıza umut ediyorum ki birkaç yıl içerisinde, yakın gelecekte girecek ve halihazırda var olan şeyler de var zaten. Yani içli dışlı olacağız daha çok, öyle söyleyeyim. Yani teknolojinin artması, mühendislik bilimlerin artması birçok alanı etkileyecek. Buradaki gelişimler bizleri günlük yaşantılarımızı olumlu yönde ilerleteceğinizi düşünüyorum.